Merhaba arkadaşlar. Bugün Sony Xperia Z'nin oyun performansını birlikte test edeceğiz. Biliyorsunuz Xperia Z 2013 yılında çıkmış en iddialı Android telefonlardan bir tanesi. Yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulacak. 4 çekirdekli 1,5 GHz'lik işlemcisi ve 2 GB RAM'i gibi güzellikleri var. Tabii ki onu ön plana çıkaran en güzel özellikleri suya ve toza karşı dayanıklı olup 5 inçlik bir ekrana sahip olması. Bu 5 inçlik ekran da oyun oynamak için oyunculara gerçekten güzel fırsatlar sunuyor. Zira sizin de bildiğiniz gibi dokunmatik ekranlı telefonlarda oyun oynarken sanal gamepadleri kullandığımızda parmaklarımız ekranın büyük bir bölümünü kaplar. Ancak ekran ne kadar büyük olursa bize açılacak alan da bir o kadar daha iyi olacaktır. Bu sebeple söyleyebilirim ki Android telefonlar klasmanında oyun açısından en iyi telefonlardan biri, hatta belki de en iyisi an itibariyle Xperia Z. Şimdi isterseniz gelin yaptığımız denemelerde, oyun denemelerinde, demolarında nasıl bir performans sergilemiş birlikte hem anlatalım hem izleyelim. İlk bahsedeceğimiz oyun Gameloft'un yeni geliştirdiği Modern Combat 4 isimli FPS oyunu. Şu ana kadar mobil platformlarda, yani bundan kastım Android, iOS, Windows Phone 8 gibi mobil işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlarda ve tabletlerde şimdiye kadar gördüğümüz en iyi grafiklere sahip FPS oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ona biraz bakalım. Yeni bir oyun seçiyoruz ve kolay modu seçerek tanıtım namına başlıyoruz. Oyunun açılışındaki ilk baştaki video zaten nasıl bir görselliğe sahip olduğunu gösteriyor. Hani eskiden oyunlar açıldığında güzel animasyon videolar karşılardı bizi. Bazen birçoğumuz bu animasyon video tadında oyunu da devam edeceğini zannederdik ama öyle olmazdı. O güzel görseller sadece orada kalırdı. Fakat bu vakit geçtikçe değişti ve artık bir zamanlar PC kalitesinde, yani PC'de gördüğümüz grafikler şimdi ufak tefek telefonlarda karşımıza çıkmaya başladı ve göz okşayan görseller bunlar. Şu an görüyorsunuz zaten gayet hoş görünüyor. Gelecek savaşları var. Birçok gelişmiş savaş araçları, patlamalar, hızlı kamera açılarının değişimleri ve bunlar olurken herhangi bir performans kaybının yaşanmaması bu telefonun performansını ortaya çıkarıyor diye düşünüyorum. Tabii Gameloft bu oyunda Activision'ın son oyunu, son FPS oyunu şimdilik. Call of Duty Black Ops 2'den de bayağı bir esinlenmiş diyebiliriz. Kullanılan ekipmanlar olsun, senaryo akışı olsun, çok benzeşiyorlar. Ama biz oynanışa biraz bakalım. Bakın sol tarafta, sol ve sağ kısımlarda yer alan sanal tuşlarla hareket edip sağa sola dönebiliyoruz. Yine sağ tarafta hedef alma, ateş etme, mermi değiştirme tuşlarımız var. İşte mermi yedikçe ekrana aldığımız hasar geliyor. Biraz kenara çekip dinlenmemiz gerekiyor. Bu arada hedef aldığımız zaman otomatik auto, yani auto aim kısmına geçiyor ve rahatlıkla düşmanlarımızı ortadan kaldırabiliyoruz. Görevlerimiz zaten mekan temizliği yapıp sonraki aşamaya ulaşabilmek. Bunu yaparken de birçok farklı silah ve ekipman kullanabiliyoruz. Kullanabildiğimiz araçlar arasında örneğin uzaktan kumandalı minigun'a sahip tanklar bile var. Burada mesela tankımızı patlatacaklar şimdi ve bu aşamada giden animasyonlar, herhangi bir performans kaybı yok. Sağ kısımdaki düşmanları ortadan kaldırıp orada açılan yoldan devam etmemiz gerekiyor. Bir süre sonra da bir sonraki bölüm açılacak zaten. Ve az evvel bahsettiğim minigun'a sahip tankı, ufak tankı uzaktan kumandayla kontrol edebileceğiz. Herhangi bir performans düşüşü yok. Gayet akıcı ve rahat bir şekilde oynanabiliyor ve başta da belirttiğim gibi
5 inçlik de büyük bir ekrana sahip olması, olabildiğince ekranda daha büyük, yani daha fazla detay görmemize yardımcı oluyor. Bu da oyun keyfini, hani parmaklarımızı kontrolör niyetine bastığımız sırada hani ekranı kaplamasını olabildiğince azaltıyor diyebiliriz. Şimdi de popüler oyun Temple Run'ın devamı Temple Run 2'ye bakalım. Biliyorsunuz bu oyun hız odaklı bir oyun. Dikkat isteyen bir oyun. En ufak bir hatada yani kaçırdığımız bir dönemeç ya da bir atlayamadığımız bir engel bizim sonumuz olabiliyor. Pek de fazla kurtuluş şansımız yok. Ufak bir tökezlemeye bazen izin var ki o zaman da arkada devasa bir yaratık hemen beliriyor. Maymun mu, goril mi, neyse artık. Dolayısıyla böyle bir oyunda telefonunuzun ya da tabletinizin performansı o kadar iyi olmak zorunda ki en ufak bir donma dahi olmaması lazım. Zira kullandığımız yönergene, yani sağ sol işte atlamak ya da herhangi bir şeyin altından inerken bunu öyle bir ayarlamamız lazım ki, özellikle oyun ilerledikçe zaten daha da hızlanıyor. Öyle bir ayarlamamız lazım ki kesinlikle herhangi bir zamanlama hatası yapmamamız lazım. Eğer oynarken telefonumuz ya da tabletimiz donmalar gösterirse istediğimiz zamanda doğru zamanlamayı yapamıyor olacağız ve bu donmalar bizim oyunda sürekli hani yenilip başarısız olmamıza sebebiyet verebilecek. Ama görüyoruz ki burada oyun ne kadar hızlı olursa olsun, ne kadar mekanlar değişirse değişsin, ne kadar altın alıyorsak alalım, hani bunların hepsi bir görsel güç bindiriyor sisteme. Buna rağmen herhangi bir kasma burada da görülmüyor. Şimdi de klasik bir PC oyununun iOS ve Android platformuna adım attıktan sonra ne hale büründüğünü görüyoruz. Max Payne'den bahsediyorum. Remedy'nin klasik third person shooter oyunu. Bullet Time, yani ağır çekim özelliğiyle zamanında bir hayli popüler olmuş ve ekşi limon yemiş surata sahip karakterimiz Max Payne'in ailesinin ortadan kaldırıldıktan sonraki büyük intikam mücadelesini gözler önüne seriyordu. Burada oyunumuzun video ayarlarından oynayabiliyoruz. İşte çözünürlüğünden brightness değerine kadar, yani koyu renk tonundan açık renk tonuna nasıl istersek ayarlayabiliyoruz. Onun ardından da oyuna başlayacağız. Görüldüğü üzere ara yükleme menüleri gayet hızlı. Windows 98 ve XP zamanında bu oyunu oynadığımı hatırlıyorum da bu kadar hızlı bir şekilde oyun kesinlikle yüklenmiyordu bilgisayarıma. Bakın şu an başlangıç videosu var ve buradaki kamera açılarının işte hızlı geçişleri, değişimler, farklı tasarımdan ortaya çıkmasında herhangi bir donma söz konusu değil. Gayet akıcı bir şekilde videoları görebiliyoruz ve birazdan göreceğiz. Oyun da gerçekten bir o kadar hızlı ve performanslı çalışıyor. Gayet rahat bir oynanışa sahip. Bu da oyuncular açısından, özellikle sinematik tarzda oyun isteyenler açısından, mobil oyun severler için kaçınılmayacak bir fırsat anlamına geliyor. Zira Max Payne gibi sinematik tarzı bulunan, sinematik anlatımı bulunan, duygusallığı bulunan ve hikayesi güzel oyun mobil platformlarda bulmak çok zor. Bulduğumuz zaman da bunu hani olabildiğince performanslı ve rahat bir şekilde oynamak en iyisidir diye düşünüyorum. Bunun için de Xperia'ya gayet yani sağlam bir platform olarak görünüyor. Yine menü hızlı bir şekilde doldu. İlk bölüme adım atacağız. Şimdi bu çizgi roman sayfalarını geçebilirsek. Aradan vakit geçince tabii unutmuşum bunları. Sanırım sağdaki ilerletme değil de diğer tuşa bastığımda evet çıkacaktır.
Kahramanımız Max iş dönüşü eve geliyor, ancak bu seferki gece önceki gecelerden çok farklı, bir şeyler çok kötü gitti. Bu içine doğuyor, ancak öğrenmesi için biraz hareket etmesi gerekiyor ve birazdan ne yazık ki öğrenecek. Burada hareketleri görüyoruz, işte zıplamak, bullet time, ateş etmek. Hemen direkt flashbackler giriyor, telefon çalıyor. Ne oluyor, ne biliyor demeden birazdan çığlık sesleri gelecek ve kahramanımız acı tabloyla yüzleştikten sonra polisliği, kanunları, iyiliği, her şeyi bir kenara bırakıp sadece intikam duygusuyla hareket edecek. İlk Max Payne serideki kesinlikle en iyi ve en orijinal yapımdı. PC ve konsolların ardından mobil platformda da bu oyunu denemek kesinlikle gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle oyun sever kişiler için. Tabii kontrollere biraz alışmak lazım. Tabii bir de yeni oyunlara alışınca, şimdi eski oyunların kontrol yapıları değil de hani daha çok oynanış yapıları daha bir farklı oluyor. Hani her gittiğiniz kapı açılmıyor ya da bir düğme bekliyorsunuz orada, çıkacak mı çıkmayacak mı diye, aynı şeyler olmuyor tabii, daha farklı. Burada bir deli gömlekli biri vardı orada, onu indirdik. Yine bir şeyler girdi araya. Karakterimiz artık iyice şüphelenmeye başladı. Bu kapı açılmıyor. Yatak odasına doğru mu yol alsak? Fotoğraflar, endişeli bir tavır. Bu arkadaşı da yavaş çekimde ortada kaldırarak, bakın araya hemen bir video giriyor. Daha doğrusu sinematik kamera açısında ölüşünü gösteriyor. Yanlışlıkla zıpladık diyelim. Ve karısının, eşinin öldüğünü görüyor. Bundan sonrası çok kötü olacak. Şimdi de gelelim Electronic Arts'ın Real Racing 3 isimli yarış oyununa. Açıkçası bu tip görüntüleri Toka Race Driver 3 ve Gran Turismo 5 videolarında gördüğümüzde gayet heyecanlanmıştık birçoğumuz. Tabi buradaki grafikleri onlarla mukayese etmiyorum, ancak mobil platformlarda da böyle araba tasarımları görmek ve bunların hızlı bir şekilde, akıcı bir şekilde çalıştığını görmek, işte gerçek zamanlı ışık ve gölge efektlerinin olduğunu görmek, ışığın yansımasının arabanın kaputunda sürekli değiştiğini görmek, tekerlekler, işte iç tasarım, kokpit kamerası ve benzeri şeyleri görmek, hakikaten çok güzel tasarlanmış bir oyun. Tabi her ne kadar içinde mikro ödeme sistemi olsa, yani hani bazı şeyleri, ufak tefek şeyler almak için para ödememiz gerekse, bu sistem pek de oyuncular tarafından sevilmese de grafiksel anlamda gayet hoş görünüyor ve bu tip bir oyun oynamak için kesinlikle performanslı bir cihaza ihtiyaç var ve Xperia Z bu oyunu gayet rahat bir şekilde çalıştırıyor. Şimdi de göreceksiniz, farklı kamera açılarında ve ekranın arabalarla kalabalıklaştığı anlarda dahi herhangi bir kasmanın olmadığını göreceksiniz. Evet, yarış başladı. Hareket algılayıcı kontrolörle oynuyorum şu an. Dış kameradayız ve bakın gölge değişimleri, tozlar, arabanın işte kayması, etraf gayet hoş görünüyor. Diğer arabaları yavaş yavaş geçmeye çalışırken ufak tefek hilelere başvurabiliyorsunuz. Kamerayı değiştirdiğimizde asfalt kamerası, yol kamerası ya da ne derseniz deyin, kaput üstü kamera var bir tane. O da bu. Yine kokpit kamerası, ki çoğu oyunda, çoğu yarış oyununda son yıllarda kullanılmıyor bu kamera açısı. Güzel bir seçenek olmuş. Ve yine arkadan göstereyim. Şimdi normal araba kamerası var. Gördüğünüz gibi grafikler gayet hoş görünüyor ve ekran kalabalıklaştığında bile herhangi bir donma görmüyorsunuz. Görüldüğü üzere Xperia Z'de oyun performans testimizde birçok oyunu sizlere gösterdik, ki bunlar her biri 3 boyutlu, iyi grafiklere sahip ve güçlü sistem özellikleri isteyen oyunlardı. Herhangi bir ciddi donma, kasma benzeri bir şey yaşamadan hepsini rahatlıkla oynayabildik.
Özellikle kolay kontrol edilebilmesi, yani cihazın kullanılabilirliği ve 5 inçlik ekranın olması Xperia Z'yi an itibarıyla oyun oynamak için en iyi Android telefonlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkarıyor.